Konumuz gittikçe ilginçleşiyor öyle değil mi? İlk videoda benim referans eksenimden bir uzay zaman diyagramı çizerek bu uzay zaman diyagramından geçen nesnelere bakmıştık. Daha sonra zamanın ve x değerinin sıfıra eşit olduğu noktada ışık hızının yarısına eş değer bir bağıl hızda artı x yönünde yanımdan geçen arkadaşımı incelemiştik. Arkadaşım 1 saniye sonra artı x yönünde 1.5 çarpı 10 üzeri 8 metre yol almıştı. 2 saniye sonra ise 3 çarpı 10 üzeri 8 metre yol almıştı. Bu nedenle de arkadaşımın bir uzay mekiği zincirinde yer aldığı sonucuna varmıştık. Yani arkadaşımın 3 çarpı 10 üzeri 8 metre önünde benim referans eksenime göre aynı bağlı hızla hareket eden başka bir uzay mekiği olduğunu söyleyebiliriz. Yani zamanın sıfıra eşit olduğu noktada 3 çarpı 10 üzeri 8 metre önümde. Ancak şimdi de uzay zamanda yani benim referans eksenimde zamanın 1'e eşit olduğu noktada neler olacağına bakalım. Hemen yazalım. Benim uzay zaman koordinatlarıma bakarsak t'nin bu durumda 1 saniyeye x'in de 4,5 çarpı 10 üzeri 8 metreye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Peki arkadaşımın uzay zaman koordinatlarına bakarsak ne olur? Arkadaşımın uzay zaman koordinatlarını bulmak için x üssü ekseninden paralel bir doğru çizerek bu doğrunun t üssü ekseniyle nerede kesiştiğini bulmamız gerekir. Ancak bu noktada t üssü halen 1 saniyeye eşit. Burada 2 saniye, burada da 3 saniye. Evet, 1, 2 ve 3 saniye. Yani t üssü değerinin bahsettiğimiz noktada 1 saniye olduğunu söylememiz mümkün. Bu durumda t üssü değeri t değerine eşittir. Peki, x üssü değeri neye eşit olur? x üssü değerini bulmak için t üssü eksenine yatay bir doğru çizerek bu doğrunun x üssü ekseniyle hangi noktada kesiştiğini bulmamız gerekir. Buradan da x üssü değerinin 3 çarpı 10 üzeri 8 metre olduğu sonucuna varabiliriz. Umarım konuyu anlamanıza biraz da olsa yardımcı oluyorumdur. Konuyu tam olarak anlamadıysanız videoyu durdurarak bunun üzerinde biraz kafa yormanızı tavsiye ederim. Çünkü arkadaşımın referans ekseninde bu uzay mekiği aslında hareket etmiyormuş gibi görünür. Sebebi de mekiğin bana göre arkadaşımın mekiğiyle aynı bağıl hızda ilerlemesi. Bu mekik bizim gördüğümüz şekilde yani arkadaşımın 3 x 10 üzeri 8 metre önünde kalmaya devam eder. Bu yüzden x üssü koordinatları da 3 çarpı 10 üzeri 8 metrede kalır. Ancak benim referans eksenimde uzay mekiği saniyede 1,5 çarpı 10 üzeri 8 metre bağ hızla gittikçe benden uzaklaşarak ilerlemeye devam eder. Bu durumda x ve x üssü koordinatlarımız arasında nasıl geçiş yapabiliriz? Farklı bir renkle yazayım. Bu örneklerde x üssü değerinin x'ten daha küçük olduğunu görüyoruz. Aslında s üssü noktasından bakıldığında uzay mekiği durağan olduğuna göre bu oldukça mantıklı. Ancak benim referans eksenimden bakıldığında zaman geçtikçe x değeri artmaya devam eder. Bu durumda x değerinden başka bir değeri çıkarmamız gerekir. Bu da aslında bu ikisi arasındaki farka işaret eder. Yani bal hız çarpı zaman. Buradaki örnekte 3 çarpı 10 üzeri 8 metrenin 4,5 çarpı 10 üzeri 8 metre eksi bağl hız yani 1,5 çarpı 10 üzeri 8 metre çarpı zamana eşit olduğunu görmüştük. Buradaki zamanda 1 saniyeydi. Burada birimleri yazmadım ancak birimleri yazarak denklemi daha iyi anlayabilirsiniz. Umarım bu iki koordinat düzleminin yani iki uzay zaman diyagramının nasıl üst üste geldiğini daha iyi anlatabilmişimdir. Mavi çizdiğim doğru biraz çarpık çünkü uzay mekikleri. Benim durağan olarak algıladığım kendi referans eksenime göre bal hızla ilerlemeye devam ediyorlar. Tabii ki aslında mutlak bir durağan referans ekseni yok. Bunu da unutmayalım. Evet. Zamanın sıfıra eşit olduğu noktada yolladığım fotonu incelemek istiyorum. Çünkü benim referans eksenimde fotonun ışık hızında ilerlediğini görmüştük. Yani 1 saniye sonra fotonun x koordinatı 3 çarpı 10 üzeri 8 metrede. Bu durumda 2 saniye geçtiğinde foton 6 çarpı 10 üzeri 8 metrede olur. Buna göre bu fotonun arkadaşımın referans ekseni olan S üssü referans ekseninden nasıl görüneceğine bakalım. Arkadaşımın referans ekseninde fotonun 2 saniye sonra nerede olacağına bakalım. Foton buradaydı. Bu durumda T üssü 2 saniyeye eşit olur x üssü bu durumda neye eşit olur? t üssü ekseninde paralel bir şekilde ilerlediğimizde x üssü değerinin 3 çarpı 10 üzeri 8 metre olduğunu bulabiliriz. Yani arkadaşımın referans ekseninde bu foton 2 saniyede 3 çarpı 10 üzeri 8 metre yol alır. Bu durumda bu fotonun hızının artı x yönünde saniyede 0,5 çarpı 10 üzeri 8 metre olacağını söyleyebiliriz. Newton veya Galile'nin bakış açısından ilerlediğimizde bu kulağa oldukça mantıklı geliyor. Zaten bu dönüşümler Galile dönüşümü olarak adlandırılır. Örneğin arabayla saatte 60 km hız yaptığım zaman başka bir araç saatte 65 km hızla gidiyorsa benim baktığım noktadan bu araç sanki saatte 5 km hızla yol alıyormuş gibi görünür. Aynı şekilde buradaki fotonda arkadaşıma daha yavaş hareket ediyor gibi görünür. Newton veya Galile kurallarını izlersek arkadaşım zamanın sıfır eşit olduğu noktada bir fener yaksaydı bu fenerden çıkacak olan foton onun referans ekseninde ışık hızında yol alıyormuş gibi görünürdü. Yani buradan başlangıç noktasından başladığını söyleyebiliriz. S üssü koordinatında bir saniye geçtiğinde bu foton 3 çarpı 10 üzeri 8 metreye yol almış olur. Aynı şekilde 2 saniye geçtiğinde de 6 çarpı 10 üzeri 8 metre yol almış olur. Bu durumda fotonun kat ettiği yol arkadaşımın uzay zaman diyagramında şu şekilde görünür. Bu arkadaşımın yaydığı ilk foton. Burada ilginç bir şeyin olduğunu fark etmişsinizdir. Benim baktığım noktadan bu foton ışık hızından daha hızlı yol alır. Yani fotonun x koordinatı 1 saniye sonra 4,5 çarpı 10 üzeri 8 metreye ulaşır yani saniyede 4,5 çarpı 10 üzeri 8 metre yol alır. O yüzden bu foton ışık hızından ve dolayısıyla benim fotonumdan daha hızlı hareket eder. Aslında bu mantıklı gibi geliyor ama doğada böyle bir şeyin görülmesi mümkün değil. Yani doğada gözlemlenemeyen bir şeye dair bir tahminde bulunmamız aslında evreni halen tam olarak algılayamadığımızı gösteriyor. Çünkü hangi referans ekseninde olursak olalım ışık hızı, ışık kaynağının bağlı hızı ne olursa olsun daima 3 çarpı 10 üzeri 8 metreye eşit olacaktır. Yani evrendeki gözlemlerimizden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Arkadaşım benim fotonuma baktığında onun ışık hızının yarısı hızda değil, saniyede 3 çarpı 10 üzeri 8 metre hızla hareket ederken görür. Ayrıca evrendeki gözlemlerimiz sayesinde benim arkadaşımın fotonunu saniyede 4,5 çarpı 10 üzeri 8 metre hızla değil 3 çarpı 10 üzeri 8 metre hızla göreceğim sonucuna varabiliriz. Yani buradaki örneğin klasik Newton ve Galileo varsayımlarını sarstığını söyleyebiliriz. Bu oldukça ilginç bir durum. Bu durumda olayları daha farklı kavramlarla ifade etmemiz ve uzay zaman diyagramlarını daha farklı şekilde çizmemiz gerekebilir.